Modern köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimle geldim. Bu modelimizin yapılışını anlatacağım. Bu modelimizi yeleklerde, liflerde, battaniyelerde, çocuk battaniyelerinde kullanabileceğiniz hatta bununla kırlent bile yapabilirsiniz. Çok güzel duruyor çünkü. Çok puf puf duruyor. Bakın bu şekilde çok güzel duran bir model. Çok da kolay yapılıyor. Çok hızlı ilerliyor. Bunu e, yapmak için de zincirle başlıyorum. Devamında kutucuklarımızı yapıyorum. Kutucuklarımızın üzerine ise bu şekilde modellerimi yerleştiriyorum. Her dört kutucuk bir tane e, papatya demek. Bunu unutmayın. Her dört kutucuk üzerine bir tane papatya. O yüzden lif yapacaksanız eğer e, bu şekilde hesap etmeniz gerekiyor. Öncelikle ebatı kadar zincir çekerek, e, daha sonra her dört kutucuğu bir papatya olarak görerek o şekilde ölçülerinizi alabilirsiniz. Eğer battaniye yapacaksanız 90'a 90, 90 120'ye 120 o şekilde ölçerek bir zincir çekerek ve dörder kutucuk yaparak bir modele dört kutucuk yaparak o şekilde modelimizi ayarlayabiliriz. Hemen şimdi beyaz ipimle deneyeceğim ben. ip olarak bu şekilde ben lif ipleri kullanıyorum. Sizler bebe yününden de yapabilirsiniz eğer battaniye yapacaksanız. Hemen şöyle ipimi alıyorum ve başlıyorum. Düğümümü attım. Zincirimi çekiyorum. Ben size küçük bir parça da göstereceğim. Sizler ebatını ayarlayın zincirinizin. Daha sonra tekrar gelelim. Evet ben size şu kadar e, bir zincir çekerek sadece modelimizi göstereceğim. E, şimdi şurayı da söyleyeyim ben sizlere. Bakın her 4 kutucukta bir tane papatya oluşturuyoruz. Fakat burada birer kutucuğumuz da kenarlarda olacak bu şekilde. Onu da unutmayın. Hemen ipimi alıyorum tekrar zincirimi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. ya da 6. zincirimizin kanatına 2 de çektim. Trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Aşağıdan 1, 2 tane zinciri atlıyorum. 3. zincir kanatına bir trabzan yaptım. 1 2 zincir çekiyorum, tığımı doladım. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincir kanatına bir tane kutucuk oluşturdum. Bir, iki zincir, iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincir kanatına trabzan yapıyorum. Üçüncü zincir kanatına trabzan yapıyorum. Bu sıramızı bu şekilde kutucuklar yaparak devam edeceğiz. E, sonuna kadar götürelim. Ben sizlere tekrar sayı vereceğim. Evet hanımlar bakın toplamda ben bu şekilde küçük bir e, örgüye 21 tane kutucuk yaptım bu şekilde. Şimdi modelimi artık yerleştirmeye başlayacağım. Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim ya da 5 tane çekelim. Modelimi döndürdüm tığımı doladım. Bakın ilk trabzanın tepesine. İki de çektiğim trabzan yaptım. Bir tane kutucuk oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişletiyorum, papatyalarıma başlıyorum. Tam trabzanın tepesine ipimi çekiyorum. Bir, çekiyorum. İki, aynı yerden çekiyorum. Üç, çekiyorum. Dört tane bu şekilde fıstık oluşturdum. Tığımı doladım. Bakın hemen bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane de buraya fıstık yaptım kapatmıyorum bakın bir sonraki trabzan tepesine 1 2 3 ve 4 3 tane bu şekilde fıstığım oluştu tamamının topluyorum ve kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi genişletiyorum tam tepe kısmına 1 2 3 ve 4 dolgudan oluşan fıstık yaptım tekini bir topluyorum tığımı doladım bir sonraki trabzan tepesine trabzan yapıyorum bakın yarım kısmını yapmış olduk İki tane zincir çekiyorum tığımı doladım bir sonraki Trabzan tepesine Trabzan yaparak bir tane kutu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişletiyorum. Tam tepe kısmına yine bir fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4 Kapatmıyorum, tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine yine bir fıstık yapıyorum. 3 ve 4. Tekrar yine kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın 3 tane fıstığım oluştu. Tamamını topluyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. ilmeğimi genişletiyorum. Tepe kısmına bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine trabzan yaptım. Tekrar bir, iki zincir çekiyorum, tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum, bir kutu oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir tane fıstık yapıyorum. kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadım. Bir sonraki trabzan tepesine yine bir tane fıstık yapıyorum. Üç fıstığımı topluyorum ve kapattım. Bir zincir. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Tepeye bir fıstık. kapatıyorum tığımı doladım bir sonraki trabzan tepesine bir tane trabzan yaptım bu şekilde sonuna kadar götürelim Evet bakın sonuna kadar geldim 5 tane model yerleşti buraya 5 tane modelimi yaptım 2 zincirimi çektim bakın burada tam köşe kısmımıza köşe oluşturuyorum orta kısmında zincir tepesinden bakın arasından geçirdim bu şekilde bir köşe oluşturdum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum modelimi döndürdüm devam ediyorum bakın bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum iki tane zincir çektim tığımı doladım burada yapmış olduğum fıstıkların arasına yine bir tane fıstık yapıyorum kapatıyorum. Kapatırken tamamını bir bakın son iki ilmeği de bir alıyorum bu şekilde. İki tane zincir çektim tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatırken bakın tamamını bir son iki ilmeği de bir alıyorum. Tekrar iki zincir tığımı doladım. Bakın tam papatyanın bittiği yerdeki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde papatyam oluştu. Tekrar bir iki zincir çekiyorum tığımı doladım. Bakın tekrar buradaki trabzanımızın tepesine bir trabzan yaptım. Tekrar bir iki zincir çekiyorum tığımı doladım. Yapmış olduğum fıstık arasına bir tane fıstık yapıyorum. Kapatırken tamamını bir, son iki ilmeği de bir alıyorum. İki zincir çektim, tığımı doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Tamamını bir, son iki ilmeği de bir alıyorum. İki zincir, tığımı doladım. Bakın tam fıstık bitimindeki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki zincir çektim. Bir sonraki trabzan tepesine trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bakın fıstık arasına fıstık yapıyorum. Tamamını bir son iki ilmeği de bir aldım. İki zincir tığımı doladım. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Tamamını bir Son iki ilmeği de bir alıyorum. Bu şekilde sonuna kadar modelimizi götürelim. Tekrar gelelim. Evet bakın son kısma kadar geldim. İki fıstığımı yaptım. iki zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen fıstık bitimindeki trabzan tepesine trabzanımı yaptım. Tekrar iki zincir. Bir, iki, bir, ikinci zincir kanatına köşemi oluşturuyorum. Bir trabzan yaparak. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Burada tekrar bakın tığımı doladım. Hemen bir sonraki trabzan tepesine bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Buradaki fıstık tepesine ikinci trabzanımı yaptım. İki zincir tekrar tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Tam trabzanımın tepesine yine dört dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Burada ikinci papatyamızı başlıyoruz. Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine yine aynı şekilde bir tane fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine yine bir tane trabzan yapıyorum. 3 tane bu şekilde fıstığım oldu. Tamamını kapatıyorum. Bir zincir çektim ilmeğimi genişlettim tepe kısmına tekrar bir fıstık yapıyorum kapattım tığımı doladım bakın buradaki fıstık tepesine sabitliyorum bir tane trabzanla bu şekilde tekrar bir iki tane zincir çekiyorum tığımı doladım bir sonraki fıstık tepesine bir trabzan yaparak burada bir tane kutucuk oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir fıstık. 3 tane fıstığımı topluyorum. Ve bir zincir. İlmeğimi genişlettim. Tepe kısmına bir fıstık. Kapatıyorum. Tığımı doladım. Bakın hemen buradaki ilk baştaki fıstık tepesine sabitliyorum. Bir trabzanla. İki zincir tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine yine bir trabzan yaparak kutucuğumu oluşturdum. Şimdi burada tekrar fıstık yapmaya başlıyorum. Bu sıramızı da sonuna kadar götürelim. Evet hanımlar bakın sonuna kadar getirdim. Burada e, yine başta yaptığım gibi 3 tane kutucuk oluşturacağım. Birini yaptım. 2 zincir çektim. Bakın bir sonraki trabzan tepesine ikinciyi yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir sonraki trabzan tepesine de bakın 1, 2, 3. zincir tepesine bir tane trabzan yaptım. Köşemi de oluşturmuş oldum. 3 tane de kutucuğum oldu. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Tekrar tığımı doladım. İlk trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. 2 tane zincir. Bir sonraki trabzan tepesine trabzan yaptım. Tekrar 2 tane zincir. Tığımı doladım. Bakın buradaki trabzanımıza da Tekrar bir trabzan yaptım. Kutucuk sayısını 3'e çıkarttım. Tekrar 2 zincir tığımı doladım. Fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. Tamamını 1 son 2 ilmeği de 1 aldım. Tekrar 2 zincir tığımı doladım. Aynı noktaya bir tane daha fıstık yapıyorum tamamını bir son iki ilmeği de bir çekiyorum iki tane zincir çektim tığımı doladım tam fıstık bitimindeki trabzan tepesine trabzan yaptım bir iki tane zincir çekiyorum tığımı doladım bir sonraki trabzan tepesine trabzan yaparak burada iki, ikinci kutucuğumu oluşturdum bir iki tane zincir çekiyorum tığımı doladım buradaki fıstık arasına yine İki tane fıstık yapacağım. Bakın tamamını bir son iki ilmeği de bir topladım. İki tane zincir çektim, tığımı doladım. Aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Tamamını bir son iki ilmeği de bir alıyorum. Tekrar iki zincir çektim, tığımı doladım. Fıstık bitimindeki trabzan tepesine trabzan yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde gideceğiz. İkinci papatyalarımız da bu şekilde bitmiş olacak. Evet bakın burada 3 tane kutucuğumu yaptım. Son 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3. zincir kanatına köşemi oluşturuyorum. Toplamda 4 tane kutucuk oluştu. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Şimdi bakın burada alt kısımda 1, 2, 3, 4, 5 tane papatyam vardı. Burada ise 4 taneye düşürdük. Aralarına geldi papatyalarımız. Şimdi tekrar 3. papatyamızı yine alt zemindeki gibi yapacağız. 5 tane papatya olacak. Burada nasıl yapmıştık? Hemen şöyle bakalım. Bakın bir tane kutucuk yaparak papatyalarımı yapmaya başladım. Hemen kutucuğumuzu yapalım. 5 zincir çektim. Tığımı doladım. İlk kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradan itibaren başlıyorum modelimi yapmaya. Hemen tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir fıstık. Kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üç fıstığı birden bakın topladım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Tepe kısmına da bir fıstık yapıyorum. Ve kapattım. Tığımı doladım. Hemen bakın buradaki papatyalarımızın ilk fıstığına bu şekilde sabitliyorum bir trabzanla. Bu şekilde. Tekrar bir, iki tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine trabzan yapıyorum. Bir zincir çekerek tekrar modelimi başlatıyorum. Bakın kapatmıyorum bir sonraki trabzan tepesine ikinci fıstığımı yaptım kapatmıyorum bir sonraki trabzan tepesine de üçüncü fıstığımı yapıyorum tamamını topladım bir zincir ilmeğimi genişlettim tepe kısmına bir fıstık kapattım tığımı doladım buradaki ilk fıstık tepesine trabzanla birlikte bakın sabitledim 2 zincir tığımı doladım ikinci fıstık tepesine trabzan yaparak kutucuğumu oluşturdum bu sıramızı da bu şekilde bitireceğiz bitirelim gelelim Evet bakın son ana kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5 tane papatyamız oldu bu şekilde. Bakın buraya geldim. 2 tane zincirimi çektim. Köşemi oluşturacağım. 1, 2, 3. zincir kanatına trabzan yaparak köşemi oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Tığımı doladım. Hemen bakın ilk trabzanımı yapıyorum bir iki tane zincir çektim tığımı doladım fıstık arasına yine fıstık yapıyorum tamamını bir son iki ilmeği de bir alıyorum iki zincir tığımı doladım aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum tamamını bir son iki ilmeği de bir alıyorum iki zincir tığımı doladım son bitiş bölümümüzde bakın tam fıstık bitiş yerindeki trabzanın tepesine trabzan yaptım. 2 zincir tığımı doladım. Bakın buradaki trabzan tepesine de bir trabzan yapıyorum. Kutu sayım 2'ye çıktı. 2 tane zincir tığımı doladım. Fıstık arasına fıstık yapıyorum. Tamamını bir son iki ilmeği de bir aldım. Tekrar 2 zincir. Bakın buradaki kutu sayımız yine 3'e çıktı. 2 zincir çektim. Aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir tığımı doladım. Fıstık bitimindeki trabzan tepesine bir trabzan, 2 zincir, bir sonraki trabzan tepesine ikinci trabzanımı yapıyorum. İki zincirle tekrar fıstık arasına geçiyorum. İki zincir aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum. Evet bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Daha sonra tekrar gelelim. Evet sonuna kadar geldim bakın ilk kutumu yaptım ikinci kutucuğumda zincirini çektim 1 2 3. zincir kanatından yine köşemi oluşturdum 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim modelimi döndürdüm bakın papatyalarımız bu şekilde oluşmaya başladılar şimdi 3. papatya mızı da bitirdik 4. papatya ise ortadaki bölümü yapacağız. En aşağıdaki fazla olan papatyalarımı ikinci sıramda tekrar dizdim. Şimdi burada bakın 1 2 3 4 5 tane papatyamlı, burada ise 4 tane papatyamlı. İçeriden başlayacağız. Papatya aralarına gelecek şekilde ayarlayacağız. Bakın. Burada ne yapmıştık? İkinci papatyayı başlarken 1 2 3 tane kutucuk yaptık. Dördüncüyü yaparken 3 kutucuktan sonra papatyalarımızı yapmaya başlamışız. 5 tane zincir çektim. İlk trabzanımı yapıyorum. Birinci kutucuğum hazır. 2 İki zincir. ikinci kutucuğumu da burada fıstık tepesine yapıyorum. 2 zincir. Bakın bir sonraki fıstık tepesine 3. kutucuğumu yaptım. Bir tane zincir çektim. Burada modelimi tekrar koymaya başlayacağım. Tepeye bir fıstık ve 4 kapatmıyorum. Bir sonraki trabzana bir tane fıstık kapatmıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine bir fıstık. 3 tane fıstığım oluştu. Tamamını topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Tepe kısmına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Tığımı doladım. Buradaki fıstık tepesine trabzanla birlikte sabitliyorum. 2 zincir tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine yine bir trabzan bir zincir çektim bakın kutucuğum hazır burada tekrar fıstık yaparak modelimi yerleştiriyorum Evet modelimizin yapılışı bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.